Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Şiray Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir genç kızın istemediği biriyle evlenmeye mecburiyetinde tutulduğu için çözümü intiharda buldu. Üniversitenin rektörünün danışmanı Ümit Mehdiyev'den yapılan açıklamada 21 yaşındaki Nagiye ve Günel Bayram'ın üniversitede ücretsiz okuduğunu, örnek bir öğrenci olduğunu, öğrencilerine göre istemediği biriyle evlenmek zorunda kaldığını, ancak maalesef bu adımla bir çıkış yolu bulduğunu belirtti. Nagiyeve'nin Ceyhun Hacıbeyli ve Hasan Aliyev sokaklarının kesiştiği yerde binanın 18. katından kendini attığı unutulmamalıdır. Olay yerinde yaralandığından öldü. Dün gece intihar eden Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan Nege ve Günel Bayram'ın konuyla ilgili soruşturması sürmektedir. Emniyet Müdürlüğü Başkanı Elsever Alioğlu Aslanov görevinden alındı. Akstapa Emniyet Müdürlüğü Başkanı Elsever Alioğlu Aslanov görevinden alındı. İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov konuyla ilgili bir emir imzaladı. Şunu belirtmek gerekir ki Elsever Aslanov, Şemkir Bölgesi Aslan Aslanov'un eski genel müdürünün kardeşidir. Aralık 2019'da Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından yürütülen bir operasyon neticesinde Akstapa Bölgesi Nizamettin Güliyev'in başkanının tutuklandığı not edilmelidir. 4 Haziran'da Ermeni Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesi yayınlanan bir makalede Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'ın kuzeydoğusundaki Azerbaycan Cumhuriyeti ile devlet sınırında yeni bir muharebe pozisyonu kurulduğu kaydedildi. Devlet Sınır Servisi Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada Ermeni tarafının Azerbaycan ve Ermeni savaş mevkileri arasında Gazak ve Akstapa bölgelerinde Azerbaycan-Ermeni sınırını aşan temas çizgisinde herhangi bir yeni savaş pozisyonu kazandığı bilgisinin tamamen yanlış olduğunu açıkladı. Aksine Devlet Sınır Servisi'nin sınır savaş pozisyonlarının ilerlemesinin bir sonucu olarak düşmanın çeşitli sabotaj ve provokasyonları çeşitli yönlerde yerine getirme yeteneği ciddi şekilde sınırlıydı ifadelerini belirtti. Milletvekili Vahit Ahmetov bugünkü Milli Meclis toplantısında arazi ve toprak meselelerini dile getirdi. Milletvekili Vahit Ahmetov tarafından yapılan açıklamada Sovyetler Birliği'nde ilk kez o dönemde Azerbaycan'da toprak reformu uygulandığını söyledi. Bakanlar Kurulu daha sonra yerel yürütme yetkililerine toprak ve otlak sahibi olan vatandaşlara dağıtma talimatı verdi. Ancak yürütme makamları bu sorunu gerektiği gibi çözemediler. Son zamanlarda Barda ve İmişli'de topraklarla ilgili sorunlar var. Benzer bir olay son zamanlarda Guba'da meydana geldi. Bu sorunu neredeyse hiç bastırmadık. Milli Meclis'in bu konuda özel bir yasa tasarısı kabul etmesini ya da Başbakan'ın bu konuda karar vermesini öneriyorum. Toprakların ve otlak sahibi olan vatandaşlara uygun şekilde dağıtılması süreci çözülmelidir. Azerbaycan Demiryolları yaptığı açıklamada Apşeron-Ring Demiryolu üzerindeki elektrikli trenlere askıya alındığını belirtti. Bakanlar Kurulu kararına göre bu hafta cumartesi ve pazar günleri elektrik trenler çalışmayacak. Karara göre tüm iş, hizmet ve ticaret alanlarının yanı sıra toplu taşıma ve trafik durdu. Ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.